Evet Sevgi senin de belirttiğin gibi Milli İrade Platformu üyesi 308 Sivil Toplum Kuruluşu 1 Ocak Pazartesi günü saat 8.30'da ee, şehitlerimize rahmet Filistin'e destek ve İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamı kınamak amacıyla bir araya gelecek on binlerin Galata Köprüsü'nde buluşacağını söyleyebiliriz. Tabii bizler de orada olacağız o gün ancak detaylarını öğrenmek için. Şimdi yayın konuğum var. Değerli yayın konuğum Tügva Başkanı İbrahim Beşinci yanımızda. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazartesi günü gerçekten Büyük bir eylem olacak, büyük bir yürüyüş gerçekleşecek. E, hatta Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel büyük yürüyüşü de diyebiliriz. Buna on binler katılacak çünkü. Neler aktarırsınız, vatandaşlarımıza neler söylersiniz? Tabii çok anlamlı ve tarihi bir eylemin arefesindeyiz. E, on binlerden ziyade yüz binler bekliyoruz. Çünkü yeni yılın ilk gününde e, tüm dünyayı uyandırmak istiyoruz. Gazze'de yapılan soykırıma dur demek istiyoruz. Dünya böyle bir yıla çocuklar ölürken giremez diyoruz. Dolayısıyla Galata Köprüsü'nde 100 yıl sonra yapılan bu eyleme bütün halkımızı davet ediyoruz. En son işte 100 küsür yıl önce İsrail ve Fransız mandasına karşı baş kaldırı bu köprüde yapılmıştı. Şimdi İsrail'e Amerika'ya karşı baş kaldırı yine bu köprüden yapılacak. Dolayısıyla gerçekten anlamlı ve tarihi bir eyleme tanıklık yapıyoruz, tanıklık ediyoruz. Burada başta söylemiş olduğunuz gibi şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet. Çünkü çok yakın tarihte zamanda maalesef 12 şehidimizi verdik. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bir daha bu acıları vermesin. Ama işin özüne baktığımız zaman maalesef aynı iradenin, aynı odağın, aynı stratejinin ortak aklı olarak bu coğrafyada kan dökülüyor. Sömürgecilik zihniyetiyle bu coğrafyada kan dökülüyor ve akabinde sadece kendi çıkarları için insanlar katlediliyor. Dolayısıyla Galata Köprüsü'nde buna Dur demek için küresel sisteme dur demek için buluşuyoruz. Ayasofya Camii'nde, Yeni Camii'de, Sultanahmet'te, Taksim Camii'nde. Buralarda şehitlerimize sabah namazından sonra dualar yapılacak. Akabinde onlar için yürüyüşler gerçekleştirilecek ve Galata Köprüsü'nde büyük bir buluşmaya inşallah hep beraber yürüyüşle tanıklık etmiş olacağız. 8.30'da başlayacak. Evet. Şöyle tabii 8.30 biraz erken mi diyenler oldu. Söylediğim gibi bunun bizim için iki önemli tarafı var. Birincisi dünyaya uyan mesajını vermek istiyoruz. Çünkü Filistin'de kendisinden ağır bombalarla uyanan çocuklar var. Ve bu dünya 2024'de bu halde giremez. Bu katliamla bu soykırımla giremez. Dolayısıyla uyan mesajını vermek için Bununla beraber söylediğim gibi şehitlerimiz için dualar yapılacak. Onlar için yürüyüşler gerçekleşecek ve Galata Köprüsü'nde buluşma olacak. Ve bunu bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. O bu şu demeden farklı fraksiyondan birçok ideolojiden sivil toplum kuruluşu ve insanımızla gerçekleştiriyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki çocuğu öldüğünde tanıyabilmek için koluna ismini yazan annelerin meselesi bu. Bunun ideolojisi yok. Hiçbir yerde olamaz. Medeniyetin beşiği ülkemiz için hiç olamaz. Çünkü biz tarihte de her zaman insaniyetin, hakkaniyetin, hürriyetin yanında olduk. Bulunduk, taşıyıcısı olduk. Dolayısıyla çocuğunu maalesef poşetlerle taşıyan baba bizim meselemiz. Anlıyor musunuz? Çocuğunun son dakika ifadesini, torununun son dakika ifadesini görmek için göz kapağını kaldıran dede bizim meselemiz. Ben gerçekten bütün vatandaşlarımızı evlatları olarak, bir kardeşleri olarak bu anlamlı eyleme davet ediyorum. Dünyayı uyandıracağız. Bu soykırımı durduracağız ve her gün öldürülen binlerce insanın inşallah bir daha ölmemesi için oradan güçlü bir ses vereceğiz Çünkü şunu eklemek istiyorum şu anda İsrail süreci istediği noktaya getirdi Aynı bomba, bombardıman aynı soykırım aynı katliam devam ederken şu anda medyadan düştü ve süreç kanıksandı Tam da bunu istiyorlardı Tam da bunu istiyorlardı bunu durdurmak için ülkemizden çok güçlü bir ses vermemiz gerekiyor ki tekrar halklar uyansın. Ne diyoruz? Çocuklar uyurken susulur. Vurulurken ölürken değil. Başkanım aslında yeni yıla böyle bir mesajla başlamak da böyle bir sloganla başlamak da oldukça önemli. Biz teşekkür ederiz sizlere. Çok sağ olun. Evet 1 Ocak pazartesi günü. Galata Köprüsü'ne gerçekten büyük bir kitlesel yürüyüş gerçekleşecek. Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu öncülüğünde yapılacak bu, bu yürüyüş. Öncesinde de tabi Sultanahmet'te, Ayasofya'da, yine Taksim Camii'nde, Yeni cami'de önce sabah namazı kılınacak ardından dualar edilecek. Daha sonra ise Galata Köprüsü'ne yürünecek diyelim. Bu son detaylarla birlikte sözü tekrar stüdyoya bırakalım.